Merhaba arkadaşlar, Göç Hikayeleri'nin 8. bölümüne hoş geldiniz. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Bu defa tersine göç konuşacağız. Julia Grener buradan Türkiye'ye göç etmiş. Alman, tahmin edebileceğiniz üzere. Biraz sonra memleketini de sorarım. Ve göç hikayelerinde tabii kimin nereye göç ettiği önemli değil. Önemli olan göç hikayesi olsun. Julia'nınki de bir göç hikayesi. Dolayısıyla biraz şaşırtmak istedim sizi. Ve Almanya'dan Türkiye'ye göç eden bir arkadaşımın göç hikayesini size ulaştırmak istedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Türkçesi çok iyi tabii yani. Benden iyi bazen. Nereliydin sen? Ben Almanım. Yani memleketim. Datteln diye 30 bin nüfus olan küçük bir şehir. Almanya'nın güney batısında. Hollanda'ya, oldukça yakın. Orada. Ama Berlin'de okudun değil mi? Evet, doğru. Birkaç yıl Berlin'de yaşadım. Ama asıl yani hayatımda Berlin'e taşınmadan önce İstanbul'a yolculuğum vardı. Yani öyle. Ha, önce memleket İstanbul, sonra Berlin. Aynen. Anladım. Önce biraz seni tanımak için. Nasıl bir evde büyüdün? Ben 1753'te inşa edilen bir evde büyüdüm. Yani oldukça eski bir ev. Küçük bir köyde, bahçeli bir ev. İki katlı. Öyle yani. 1753. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına 200 sene var neredeyse. Bizde ev yok. Şey, dedelerinin evi mi? Hayır, değil. Benim annem ve babam bu evi 80'lerde oldukça uygun bir fiyat ve oldukça kötü bir halde satın aldılar ve kendileri restore ettiler. İstanbul Havalimanı'na mı indin? Nereye indin? Atatürk Havalimanı'na mı indin? Sabiha Gökçen'e indim. Ne kadar vardı cebinde? 1000 TL vardı. Çok iyi hatırlıyorum çünkü Almanya'da Volksbank'ta çevirmiştim gitmeden önce. Vay be, bak herkes 1000 euro ile geliyor. Şimdi 1000 TL ile gitmiş. Kaç senesiydi? 2011 yılında. 2011, 8 sene önce ilk gidiş. Evet. Türkiye'de ilk satın aldığın şeyi hatırlıyor musun, para verip? Hatırlamıyorum. Hayır. Gerçekten. Bir düşün. Telefon yani, kartı olabilir. Sanırım bu palım sakız aldım ve tadı hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ben normal bir sakız bekliyordum ve böyle sert, tatsız bir şey çıkmıştı. O ilk aldığım şeylerden bir tanesiydi, evet. Falını okudun mu? Okuyamadım o sefer çünkü merhaba nasılsın dışında bir Türkçem yok. O zaman bilmiyordum. Zaman, evet. Yani sen 8 sene önce Türkiye'ye ilk gittiğinde Türkçe bilmiyordun. Haha, sıfır. Vay, valla müthiş benim gelişme. Yakın bir arkadaşım bana gitmeden önce biraz Türkçe öğretecekti. Kendisi yarı Türk, yarı Alman. Ve ders başında hep bir zeytin, peynir, rakı koyardı ve şimdi Türkçe çalışacağız derdi ve biz her seferinde çok sarhoş olduk ama benim Türkçem hiç gelişmedi yani. Türkiye'deki ilk evin nasıl bir evdi? Ben Türkiye'ye 2011'de gittiğimde dadılık yapmaya gitmiştim. Avrupalı bir ailenin çocuklarına bakıyordum ve onların bodrum katında bir odam vardı. Güneşsiz falan. Aynen, ama banyolu bir oda. Türkiye'deyken Almanya'nın en çok nesini özlüyorsun? Tabii insan yani lezzetleri özlüyor. Ekmeği çok özlüyorum. Ailemi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Bazen de böyle kadın olarak özgürlüğümü özlüyorum. Yani sokakta yaşayınca bazen. Sen Cihangir'de yaşıyorsun aslında. Hani bunların pek de hani gündem olmadığı yerler, ona rağmen. Şu anda Cihangir'de yaşıyorum ama ben İstanbul'un birçok semtinde yaşadım. Genel olarak özlediğin şey o. Türkiye'nin en çok nesini seviyorsun? Ben Türkiye'de insanların sıcaklığı galiba. En çok onu seviyorum. Yani şimdi Cihangir'e taşındım. Daha yeni taşındım. Bir ay oldu. Ve oraya her akşam arabayla gelen bir manav var. O manavdan çilek falan satın aldım. Ve üçüncü akşamda manav beni tanıdı ve "Aa, nasılsın?" falan dedi. Sonrasında bir haftaya Almanya'ya gitmiştim. Geri geldiğimde "Aa, geldin mi? Neredeydin?" Yani o Almanya'da bulamadığın bir şey. Aldi'de kimse sormuyor değil mi? Ne Aldi'de? Yani Aldi bırak, bir aile fırını bile olsa Almanlar öyle şeyler pek sormuyor yani. Bizim de unuttuğumuz bir şeydi ya. Sen söyleyince hatırladım şimdi. En sevdiğin Türkçe kelime ne? Yani birçok var ama son zamanlarda en çok kulak misafiri beğeniyorum. O kulak misafiri neden? Çünkü kulak yani tam bu bir ifade belki, bir kelime değil, çok emin değilim ama yani kulak misafiri çok kibar geliyor kulağa. Aslında orada yapılmış şey
o kadar da kibar bir şey değil yani, iki insan konuşuyor yani ve sen dinliyorsun yani, dinlemişsin, sonra misafirim. Yani misafir olmak için davetiye gerekmiyor mu yani? Sen bayağı ajanlık yapmışsın. Yani işte evet, hafiyetim. Evet, ben hiç kulak misafirini böyle düşünmedim yani. Evet, dinlemişsin sonra kulak misafiri oldum. Doğru. En sevmediğin Türkçe kelime? Ayıp diye düşünüyorum. Yani o çok kültürel bir şey belki de. Ben de söyleyeceksin de o ayıp sandım. Yok. Hayır, ayıp kelime ayıp olarak. Ya, ayıp kelime olarak. Yani çünkü ben birçok yerde bence yani konuşulması gereken konular ayıp diye kapsatıldığını düşünüyorum yani Türkiye'de. Konuşulmalı. Özellikle çocuklarla iletişimde yani, oğlum bunu yapma, bu ayıp falan yani orada. Saçma buluyorsun böyle olmasını. Evet yani. Yazık buluyorum. Türkiye'de herkesin görebileceği bir yere bir cümle yazmanı istiyorlar. Herkes okuyacak. Ne yazardın? Her şey değişebilir. Vay. Her şey değişebilir. Güzelmiş. Türkiye'nin de yani göçün de içinde olduğu hayat sana neyi öğretti? Genellemeler hiçbir zaman çok doğru değil yani. Bu... Hiçbir şey siyah beyaz değil. Mesela bu interview yapmaya ya da röportaj yapmaya karar verdiğimde seninle aslında kesinlikle bu bakan insanlardan bahsetmek istediğimi düşündüm. Çünkü Türkiye'de birçok, çoğu zaman erkek böyle dimdik bakıyor bana ya da başka kızlara ve bu beni çok rahatsız eden bir şey. Ama bu hafta sonu Berlin'deyim ve bir süpermarkette benim arkadaşıma birisi böyle bakıyor yani çok utanmadan gözümü. Yani Türkiye için düşündüğün şey burada da oluyor aslında. Genelde evet öyle yani. Her şey her yerde olabilir. Her yerde iyi insan var, her yerde kötü insan var. Onu biraz yapmadan yani genelde hayatı çok kolaylaştırıyor ama... Yapmamak lazım. Almanya'ya geldiğinde özlediğin bir Türk market ürünü var mı? Falım sakız. Evet. Ya ben Türkiye'de açıkçası çok marketlere gitmiyorum. Çünkü pazarlar o kadar güzel ki. Pazar da olur. Ben pazarları arıyorum burada. Ama bir ürün var mı çok sevdiğin Türk ürünü? Türkiye'nin sebze, meyve yani yerel şeyleri, mevsimsel şey olması. Yani burada Edeka'da, Aldi'de, Lidl'de bütün yıl aynı sebzeler satılıyor. Spargel hariç. Yani çok nadir böyle mevsimsel şeylerimiz var. Ama Türkiye'de gerçekten pazarda gördüğün ürünlerle yıl nasıl geçtiğini anlıyorsun yani. Lahana çıkıyor, bitiyor. İşte. Enginar'ın mevsimi var. Evet. Kerevizci geçiyor falan. Deniz bürür. Benim çok sevdiğim, aynen. Vay be. Aynı şeyleri düşünüyoruz demek ki. Nereli olduğumuz çok önemli değil yani. Bir şeyi bıraktığın için pişman mısın? Var mı pişman olduğun, yarım bıraktığın bir şey bu hayatta? Her yerde, sadece Türkiye üzerinde değil. Genel olarak. Yani belki bir 15 yıl sonra sorsan sana bir şey söyleyebilirim. Şu anda öyle bir şeyim yok. Ama şey derler ya işte hep insan yapmadığı şeylerden pişman oluyor. Yaptığı şeylerden o kadar olmuyor. Onun için birçok şey yani, yapmaya bakıyorum. Yok şu anda pişman olduğum bir şey. Türkiye'ye göç ettiğin için pişman mısın? Yok değilim, hayır. Yok. Bir düşündün. Evet, tabii ki de yani bilmez insan yani, o gitmeseydim nasıl olurdu. Benim hikayem tipik bir yani liseden sonra bir yıl gezme kültürümüz var Almanya'da, sen de biliyorsun. Ve ben yani çok klasik bir ülke olmasını istedim, Amerika, işte Avustralya falan. Ve benim çok yakın arkadaşım ya da Türk ya da Alman, onun tavsiyesiyle gittim İstanbul'a ve yani bu arkadaşlık şimdi eskisinden daha da güzel, daha da değerli yani orada bir yani İstanbul'dan bir yıl sonra kopamadım. Türkiye benim hayatımın bir parçası oldu. Orada yaşıyorum, çalışıyorum ve çok... Normalde göç hikayelerinde sormadığım bir soru, sana ekstra soracağım çünkü bence herkes merak etmiştir. Geleceği nerede düşünüyorsun? Türkiye'de mi, Almanya'da mı? Yakın gelecek olmayabilir yani. Bu yani biraz zor bir soru.
Türkiye çok güzel bir ülke ama bazı şartları çok zor. Özellikle iş hayatında. Yani Almanya'da bir şirkette işe giren bilir. İlk yıldan itibaren bir 28 gün, bir 30 gün izin oluyor. O çok değerli bir şey benim için. Türkiye'de o yok maalesef. Yani bir de esnek çalışma saatleri. Onlar benim için bayağı önemli olduğu için ileride bir Almanya dönmeyi düşünebilirim. Patrona buradan selam olsun. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz senin hikayeni dinlemek. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk tekrar. Sağ ol. Efendim Göç Hikayelerinin 8. bölümünde Julia konuğumuzdu. 9. bölümde görüşmek üzere.